Arkadaşlar, ilk defa kendi hesabımdan canlı yayın yapıyorum. Bugün Sinan Hoca ile sevgili ortağım Sinan Canan'la oruç konuşmak istiyorum. Bütün semavi dinlerde ve kadim öğretilerde oruç olduğunu görüyoruz. Neden bu kadar gerekli bir ibadet bu oruç? Ya da bir ritüel olarak da geçiyor. Ya da insanlar sadece sağlık için de bunu yapar haldeler şu anda. Herhangi bir inanca mensup olmadan da artık bunu yapar durumdalar. Bilimsel olarak artık fizyolojik ve biyolojik faydalarını bildiğimiz bir ritüel, ibadet. Neden bu kadar gerekli? Şimdi oruç, ya İslam'daki oruç ibadeti dışında belli sürelerde işte fiziksel ihtiyaçlardan uzak durma şeklinde bir ritüelin, yani kimisinde yenen içen şeyler farklı, kimisinde yapılan muameleler farklı ama bu tarz benzer bir ritüel hemen hemen her dinde varmış. Ben özellikle insanın fabrika ayarlarını yazarken bu konuyla ilgili görüştüğüm, fikir aldığım bazı arkadaşlarım, ilahiyatçılar vesaire oldu. Yani böyle ilginç bir durum var. Hatta temelinde Tanrı inancına dayanmayan, mesela Budizm gibi geleneklerde de başlangıç düzeyinde, yani olaya girebilmek için ilk yapılması gereken şeylerden bir tanesi oruç benzeri bir seri ritüel. Hatta onlar da bayağı bir uzun sürüyormuş, yani uzun süreleri varmış. Şimdi bugün de dediğin gibi işte tıbben birçok kronik hastalığın tedavisinde, hatta depresyon gibi bir takım zihinsel durumların normale çekilmesinde bu aralıklı oruç dediğimiz intermittent fasting diye de yurt dışı literatürden bize girmiş bir terimle andığımız uygulama çok yaygın öneriliyor. İşte o da yaklaşık günde 16 saat herhangi bir şey yememek, işte bazen sıvı alımına devam etmek, bazen onu da kesmek falan gibi uygulamalar olan bir yöntem. Şimdi buna bakınca bütün dinlerde, bütün geleneklerde böyle bir şeyle neredeyse başlıyor insanın işte daha iyi olma yolculuğu. Şimdi daha iyi olma, kendisinin daha iyi bir versiyonuna dönme, insanoğlunun belli ki en az 15 bin senelik derdi gibi duruyor. Zira işte dinler tarihi yaklaşık o kadar geriye gidiyor gibi hesaplayabiliriz. Yani bu arada çok kaba bir şey. Yani tarihsel olarak tespit edebileceğimiz bir şey değil de anlatılardan, kadim metinlerden, dini kitaplardan, işte Kur'an-ı Kerim'den, Tevrat'tan, Eski Yeni Ahit'ten çıkarabildiğimiz şeyler. Yaklaşık 10 ila 14 bin sene öncesinden itibaren böyle tasarruflar, böyle uygulamalar var. Şimdi biz de bugün, yani işte ben bir fizyoloji uzmanı olarak insan bedeninin ve beyninin işleyiş mekanizmalarını anlamaya çalışan bir mesleğin mensubuyum. Ve orada da bakıyorsun, yani hakikaten bugün tıbben reçetelere yazdığımız bir şeye de dönüştüğüne göre ve 10-12 bin senede de insanlar bunu bir şekilde hayatına sokmaya çalıştığına göre burada bir hikmet var diyorsun. Şimdi öncelikle galiba şunu ayırmak lazım. Bir ibadet olarak, yani İslam'ın bir önerisi olarak oruç ibadetiyle oruç dediğimiz fiili ya da ritüeli ya da uygulamayı galiba biraz ayrı koymak lazım. Çünkü orada şöyle bir şey var. Ben önce yani fiziksel, fizyolojik ve biyolojik olarak bize faydası ne? Onu sormak istiyorum. Aynen. Yani işte o mesela dinde şey vardır ya, emir olduğu için yapılır. Yani faydasına bakılmaz. Orası okey, amenna. Ben özellikle senin sorunu şey diye alıyorum, onu anlatmaya çalıştım. Yani o fiziksel yoksunluk hali, fiziksel uzak durma halini bize neler yapıyor? Aynen. Şimdi bizim bedenimiz enteresan bir beden. Mesela çok yiyince hasta oluyor ve kontrollü sürelerde gerçek açlık yaşadığımız zaman vücudumuzda enteresan şeyler cereyan ediyor. Bunlardan bir tanesi işte fasting state ya da açlık durumu dediğimiz bir durum var. Fakat bu gün içinde çoğumuzun tatmadığı bir durum. Çünkü her an yiyecek içeceğin olduğu bir yerde o açlık hissi o kadar kuvvetli ki insan hemen bir şey atıştırarak bilinçsiz olarak o hissi susturmaya çalışıyor. Çünkü konforsuz bir his, yani tokluk haline göre bizi rahatsız eden bir his. Dolayısıyla bir şeyler tıkıştırıp atıştırıp onu geçiştiriyoruz ama hiçbir şey yiyemediğimiz bir durum. Mesela bu durumda bunu bir oruç gibi bir pratikle ancak istemli olarak gerçekleştirebiliyoruz. Ya da işte 10 bin seneden daha eski bir insan olsaydık, 20-30 bin sene önce yaşıyor olsaydık mecburen haftanın çoğu gününü böyle geçirmek durumundaydık. Çünkü tabiatta böyle öğünlü yemek yok. Her an bir şey çıkmıyor. Yani her an istediğimiz şeyi bulabilme imkanımız yok. İşte 4 mevsim sebze yetiştirmek gibi bir şansımız yok. Bugün bulduğumuz elma, armut falan gibi meyveler zaten tabiatta yoklar. Bunlar bizim zirai ıslah sonucu binlerce yılda geliştirdiğimiz versiyonlar. Yani tabiatta insanı doyuracak çok fazla bir şey yok. Dolayısıyla atalarımızın halini biraz tahayyül edince şöyle bir yaşam döngüsü açıkça ortaya çıkıyor. Buldukları zaman ne bulurlarsa yemişler. Hayatta kalmak için bunu vücutta biriktirmişler. Sonra açlık günlerinde bu depolardan faydalanarak açlığa dayanabilmişler. Ama artı bir şey daha olmuş. Bunu bugünkü tıbbi araştırmalardan anlıyoruz. Açlığa sadece dayanmamışlar. haçlığı vücutları için faydaya dönüştürebilen bir versiyon varmış belli ki. O versiyon diğerleri arasında daha avantajlı hale geldiği için bir süre sonra ortama hakim olmuş. Bunu nereden biliyoruz? İşte bu reçeteye yazdığımız aralıklı oruç, insanlar bunu birkaç ay uyguladığı zaman, yani haftanın 2 günü 16 saat açlık, başka bir şey değil. İşte İslam'da da buna benzer bir sünnet var ya, pazartesi, perşembe orucu gibi. O zaten çok kadim bir gelenek. Fasılalı oruçlar, evet. Aynen, bu fasılalı orucu yaptığın zaman vücudumda ilginç bir denge değişimi oluyor. Şimdi geçenlerde ne oluyor hocam? Sevgili İlker'le de konuştuk. Mesela bizim şimdi gün içerisinde en fazla tüketebildiğimiz, özellikle modern zamanda çok ürettiğimiz için karbonhidratlar, işte tahıl kökenli besinler vesaire. İlker'in çok güzel benzetmesi var. Bunlar böyle sobaya saman atar gibi. Bir anda huh diye böyle bir alev çıkıyor. Bir anda yani enerji doluyoruz. Kendimizi doygun hissediyoruz ama saman gibi hemen tükeniyor. Ve hemen arkasından tekrar açlık hissedip bir şeyler yememiz gerekiyor. Dolayısıyla gün içerisinde sürekli o saman aleviyle sıcak kalabilmek için, tabiri caizse kendimizi bir soba olarak düşünelim, devamlı karbonhidrat tüketiyoruz. Ama uzun süre açlıklarda vücut ketozis dediğimiz bir duruma giriyor. Ketozis şu, vücuttaki yağ asitlerinden keton cisimcikleri denen bir şeyler yapılıyor. Bunlar ancak açlık durumunda oluyor. Zira açlık yoksa vücut yağ dokuyu kullanmıyor. Depo çünkü. Ancak açlık durumdaki hormonlarla faaliyete geçiyor. Keton cisimcikleri de çıktığında şöyle bir şey yapıyor. Uzun sürede sabit enerji sağlayabilen bir enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Hem birçok dokumuz hem de beynimiz tarafından. Şimdi bunu aslında en iyi örnekleyebilecek şey bence fizyolojik olarak, ki biz tıp fakültesinde derslerde de anlatırdık bunu. 100 metre koşucularıyla maraton koşucuları arasındaki fark. Mesela çok fizyolojik olarak belirgindir o. Bizim karbonhidrat depolarımız, yani o saman gibi hızlı yanan yakıt depolarımız ancak bizi yaklaşık 10 saniye kadar maksimum efor noktasında tutabiliyor. Dikkat edersen 100 metrede yaklaşık 10 saniye civarında koşuyoruz ve o depoları tüketiveriyoruz. Bunlar hemen, ya özellikle bir de işte kreatin fosfat diye bizim bir başka depo sistemimiz var. O çok hızlı tüketiliyor mesela. Ani deparlarda ve hızlı hareket etmemiz gerektiğinde bu lazım. Ama biz o tip hareketleri çok kısa süre yapabiliyoruz. Yani 10-15 saniye, hadi bilemedim 1-2 dakika. Ama maraton koşacaksak eğer, maraton koşucusuyla 100 metre koşucusunun hız farkına dikkat edin. 10 saniyenin altında koşuyorlar 100 metreyi. Deli gibi koşuyorlar ama maraton koşucuları ağır bir ritimle 40-50 kilometre koşuyor. Bunların vücutlarına bakıyorsun ne yakıyorlar diye, bunlar karbonhidrattan ziyade yağ metabolizmasına dönüyorlar. Ve yağ metabolizmasıyla uzun süre enerji sağlayabilecekleri bir moda geçmiş oluyorlar. Aynen bu spor dallarında gördüğümüz gibi gerçek hayatta da biz devamlı besleniyorsak, ki bunu bir bağımlılık gibi yapıyoruz çoğumuz şuursuzca. Yani ben başta olmak üzere hepimiz löp bir şeyler yiyoruz yani. Ama bunu kestiğin zaman bir kere girdi olmayınca önce vücut bir rahatsızlık hissediyor. İşte Ramazan'ın ilk 2-3 günü çoğu insanın, oruç tutan insanın yaşadığı şey. Bu saatler geçmek bilmiyor, baş ağrıyor, konsantrasyon toplanamıyor. Çünkü vücut o samanı istiyor tekrar, beni besle. Aslında burada besle değil, bana yakıt at. Fakat sonra birkaç gün sonra, 5-6. günden sonra, ki şu aralar o moda girilmiş olmalı yaklaşık olarak, artık açlık daha tölere edilebilir hale geliyor. Hatta Ramazan'ın son günlerine doğru, mesela 30 gün eğer full oruç tutuluyorsa, son güne doğru artık mesela iftarda da canın çok bir şey istemiyor. Öyle büyük bir açlık hissi hissetmiyorsun ve uzun süre faaliyetini devam ettirecek bir enerji düzeyini yakalayabiliyorsun. Enerjin yükseliyor hatta. Yükseliyor. Ama tabii burada ufak bir trik de var. İftarları da Ramazan bilinciyle yapabiliyorsak. Şimdi ben bunu kendime söylüyorum özellikle. Ben şimdi oruç olduğumda çoğu zaman iftar sofrasına hızlı saldıranlar kabilesindenim. Çünkü bütün gün zaten o yemeğin hayaliyle geçiriyorsun. Ve özellikle de böyle biraz karışık, karbonhidratlı falan bir yemek varsa maalesef her iftarda biz sistemi tekrar bir resetliyoruz. Eski haline bir daha getiriyoruz. İftarları da biraz akıllı uslu yaptığımızı düşünelim. Yani karbonhidrattan az, ziyalarca zengin, yeterli proteine sahip, dengeli bir öğün yapabildiğimizi düşünelim. Böyle olduğunda 10-15 gün içerisinde vücudumuz başka bir moda geçiyor. Şimdi primatlar arasında insana baktığımızda vücudunda oransal olarak en fazla yağ içeren primat biziz. Bu da biyolojik olarak tek bir anlama geliyor. Yani aslında iki anlam var. Biri sıcak tutmak için, soğuktan korunmak içindir yağ dokusu, ama ikincisi enerji deposuna ihtiyacı olan bir varlık. Bu kadar enerji deposuna niye ihtiyacımız var? İşte kadınlarda daha ziyade vücudun altında, erkeklerde vücudun üstünde birikir ya. Böyle bir dağılım vardır hormonlardan dolayı. Ama bu kilolarca yağ niye tutuyoruz biz? Aşikar ki açlık durumunda kullanılmak üzere ayarlanmış bir vücudumuz var. Ama sorun şu ki biz hiç acıkmıyoruz. Hem de sadece 21. yüzyıl insanı değil, tarıma geçtikten sonra biz doğru dürüst acıkamıyoruz. Yani hep tıkıştıracak bir şeyler oluyor. Hep yiyecek üretebiliyoruz. Tabiattaki insandan farklıyız. Dolayısıyla bakınca bu pratik niye tarih boyunca her yerde karşımıza çıkıyor diye, İnsan fizyoloji bilmese de, biyoloji bilmese de tecrübi olarak bir şey fark etmiş. Hazlarından, özellikle gıda hazlarından ve bedeni diğer hazlarından belli bir süre uzak kaldığında başka bir şey yaşıyor. Başka bir bilinç durumuna geçiyor, başka bir vücut durumuna geçiyor. Bunun da özellikle işte daha ileride muhabbetin belki geleceğimiz, belki seninle bu konuda başka bir yayın yapmamızı gerektirecek olan ruhsal tekamül diyebileceğimiz ya da zihinsel ilerleme diyebileceğimiz şeyin başlangıcını oluşturduğu keşfedilmiş ki bu... Aslında hocam ben biraz oraya girmek istiyorum şimdi kısaca. Yani orucun manası, oruç kelimesinin manası işte o beşeri hazlardan kendini geri tutabilmek aslında ve bu ne demek? İşte senin iradeni aslında güçlendiren bir egzersiz, değil mi? Yani aslında bir beyin egzersizi olarak düşünüyorum ben de. Biraz orayı açmanı isteyeceğim. Yani beyinde bir irade merkezi mi var ki orada o güçleniyor? Var. Şimdi bizim bu işte fit beyin egzersizleri var ya, şunlar yapıyoruz falan, böyle millette bayağı bir sardı. Mesela bizim orada yapmaya çalıştığımız ne? Önce zor yapılabilen bir hareket. Mesela şunu öneriyoruz. İlk yaparken böyle zor geliyor. Sonra biraz 2 dakika, 3 dakika çalışınca insanlar bunu yapabilmeye başlıyorlar. Peki bu ne faydası var bize? Tek başına bir faydası yok ama özellikle böyle şeyleri yeni öğrenmeye ve hareket repertuarına katmaya devam ettikçe şunun olduğunu görüyorsun. Beyinde kullanılmayan devreler kullanılıp güçlenmeye başlıyor. Nedir onlar? Yeni motor hareket öğrenebilme devreleri. Beynin bir kuralına dayanıyor. Bu kullan ya da kaybet. Ne kadar kullanırsan o kadar işlevsel. Ne kadar kullanmazsan o kadar sönüp gidiyor zamanla. Şimdi irade dediğimiz şey de dürtülerine hakim olabilme, mesela hazzı erteleyebilme gibi yetenekleri içeriyor. Ve bu yetenekler aynen bisiklet binmek gibi, aynen bu hareketleri yapabilmek gibi öğrenilmesi gereken şeyler. Mesela bir maymuna ya da bir zürafaya Ramazan modunu öğretemiyorsun. Yani ona çok zor, elektrik falan vermen gerekiyor ayağına. Yani işte belli bir süre o besine gitmemesini söylemek için işte besine ulaşan yerler arasına bir acı verici engel koyuyorsun. Hayvan gerçekten öğreniyor. Saat işte 8'de bitecek bu şok. Ben 8'den sonra gideyim miyim? Ancak bir koşullu refleksle hayvana bunu öğretebiliyorsun ama insan şöyle bir şey yapabiliyor. Ödülü bu dünyada bile olmayan bir motivasyon için yemiyorum diyor. Ben akşama kadar yemeyeceğim diyebiliyor. Yani peki, insanı hayvandan ayıran hasletlerden bir tanesi o zaman herhalde. Tabii. Hazzı erteleyebilmek bir tek bizim yapabildiğimiz, bu düzeyde bizim yapabildiğimiz bir şey. Hayvanlar biraz hesap kitapla bunu yapıyorlar. Yani yüksek primatlarda gene var. Ama böyle bize göre daha basit hesaplarla, yani mesela alfa erkek görene kadar ben şu yemi yemeyeyim, o gidince ben buna yumulayım ki benim elimden almasın gibi bir erteleme var. Yani şartlara bağlı. Ama biz tamamen soyut amaçlar için, yani ortada hiçbir belirgin ödülü olmasa bile, işte dedim ya, ölümden sonra falan, yani bu hayat bittikten sonraki bir olası kazanım için belki böyle bir şey yapabilen bir canlıyız ama bunu yapabilmek ya da fiziksel sağlığımız için aslında gene bir ödül var orada. Onu da bilinçli yaptığımız bir şey. Aynen öyle. Yani onun en ötesini söylemeye çalışıyorum. Düşün yani, bu dünyada hiç ödülünü bile ummasan, yani hiçbir karşılığı bile olmasa böyle tuhaf bir şeyiz yani. Şimdi, ama bunu yapabilmek bu irade devresini eğitmeyi gerektiriyor. İlk başta mesela birine desen ki akşama kadar yeme. Niye ya diyecek yani. Neden? Ama buna dair uygun bir hikaye, bir anlam, bir manzume varsa ortada. Ha diyecek, evet bu makul. Ben buna uyuyorum. Tamam, akşama kadar ben yemeyeceğim. Şimdi benim oğlanın ilk orucu, Metehan Bey'in ilk oruç tuttuğu zaman hiç unutamıyorum ben. Böyle çocuğun ağzı dili damağa yapışmıştı. Bu işte Temmuz-Ağustos oruçlarında. Böyle yani suyun ilk defa mesela tadını aldı çocuk. Yani su nasıl bir şeymiş ilk defa o zaman tadını aldığını söylemişti. Yani insanı gerçekten böyle raydan attıran çok zor bir deneyim. Ama Metehan şimdi işte 4-5 sene oldu. Hala düzenli maşallah orucunu tutuyor. Hala şey yapıyor. Bayağı kararlı gidiyor. Hem de yemeği çok sevmesine rağmen. Ve her sene inşallah buna devam ettikçe şu oluyor. Beynindeki o dürtülerini tutan, hazzı erteleyen mekanizma güçlenmiş bir hale geliyor. Ne kadar kullanırsa o kadar güçleniyor. Peki bu sadece Ramazan'da oruç tutmaya mı yarıyor? İşte hayır. Bütün geleneklerde oruç önerilmesinin temel dünyevi faydası şöyle bir şey olabilir. Ben bunu yıllardır hep söylemeye çalışıyorum. Bir yerde hazzı erteleyebiliyorsan, bugün işte bütün kişisel gelişim kitaplarında falan başarının temel sırrı olarak anlatılan, gelecekteki bir hedef için şu andaki hazzı erteleyebilme gücü de artıyor. Ve insan bir amaç doğrultusunda daha kararlı adımlar atabilen bir canlı olma yolunda iyi bir pratik elde etmiş oluyor. Bir de bedava. Hatta kazançlı. Yani tüketimin bayağı bir azalıyor mesela. Öyle de düşünmek lazım. Dolayısıyla bu sanıyorum tarih boyunca insanların hani semavi mesajların önerileri dışında kendi tecrübeleri de en hızlı keşfettikleri yöntemlerden biri olsa gerek ki bu kadar yaygın olarak bütün kültürlerde uygulanıyor. Yani evet, tek bir merkez olmasa da beynimizin irade diye bir özelliği var ve kullanmazsan kaybediyorsun. Uzatmayayım ama bir küçük anekdot bunu çok tamamlayacak. Bugünün çocuklarıyla ilgili en büyük derdimiz ne? İstemeden alan nesiller yetiştiriyoruz artık. Özellikle gelişmiş ülkelerde. Çok çabuk tüketiyorlar. Evet. Daha istemeden alıyor çocuk. Bırak istemeyi, istemek, sabretmek, beklemek, çalışmak, kazanmak, biriktirmek gibi kavramlar gittikçe bu çocuklar ileride okulu bitirip işe başvurduğunda diyor ki ben başlangıç olarak genel müdürlükten başlayabilirim diyor. Yani hani böyle hiçbir alt kademede çalışma, bir alttan yükselme, bir sabretme, bir bekleme özelliklerinin gelişmediğini görüyoruz. Z kuşağıyla ilgili en çok şikayet edilen bir husus da bu. Kadim çözümler fabrika ayarlarına hep uyumludur. Onları es geçmemek lazım. Yani fabrika ayarlarına geleceğim hocam. Bilal onu soracağım. Şeyi sormak istiyorum. Niyet etmenin öneminden bahsedilir ya oruçta. Niyetin beyindeki etkisi nedir? Yani normalde açlığa asla dayanamayan Ramazan'da rahatça oruç tutabiliyor insanlar. Yani bunun niyet etmeyle bir ilişkisi olabilir mi? Çok. Yani zaten şöyle, yani benim bir inancım, bu bilimsel bir şey değil ama özgür irade bilmem ne çalışmalarıyla ilgili işte senelerce yaptığımız okumalardan falan benim şöyle bir kişisel inancım gelişti. Bir hipotez diyelim buna, sınanması gerekiyor. İnsanın özgür iradesinin olmadığını düşünüyorum. Sadece niyetini belirlemekte bir özgürlüğü var. Çok sınırlı, küçük bir özgürlük ki biz ona zaten cüz-i irade denmesiyle örtüşüyor bence. Niyetini tespit edebiliyor ve niyeti onun zaten hareketlerini belirliyor. O geri kalanı zaten otomatik pilot. Yani önemli olan zihnindeki o manayı bir niyete dönüştürmek. O niyeti işte gayrete, cesarete, harekete dökme meselesi. Şimdi o yüzden mesela bir insan bütün gün aç kaldığında bu arka plandaki hikaye ve motivasyonu çok önemli. Şimdi çoğu insan, İlker de ondan şikayet ediyor. Allah aşkına diyor, tek başınıza başlamayın şu ketojeniklere falan filan. Çünkü böyle bir gazla başlıyorsun ama niyet değil gaz olduğunu fark etmiyor insanlar. Bir gazla başlıyorsun. Açlıkla imtihan olunca diyorsun ki bir dakika lan, buna değer mi? Çünkü mesela bütün bağımlılıklarda şöyle bir şey vardır. Bağımlılık neden bırakılamaz? En sosyal olarak kabul edilebilir örneği vereyim. Sigara tiryakiliği mesela. Sigarayı bırakan insanlar aslında diyelim senelerdir bağımlı oldukları bir şeyden kurtulmuşlardır. Demişler artık ben artık bunu içmeyeceğim. Fakat arkadaşlarıyla bir yere gittiklerinde bir durum olur. Herkes birer sigara yakar mesela. Sigarayı bırakan kişi der ki ulan bunlar özgürce sigara içiyor, ben içemiyorum. Halbuki o anda özgür olan sadece kendisidir. Yani o bağımlılıktan kurtulmuştur. Diğerleri ise bağımlılıklarını sürdürmektedir. Ama beyindeki dopamin sistemi yoksunluk reaksiyonu diye bir şeyle kendisine böyle bir mesaj verir. Hadi bana da o ödülden ver. Bak herkes ne güzel içiyor, biz niye alamıyoruz? Dolayısıyla eğer arkada sağlam bir motivasyon yoksa o yüzden bağımlılıkları bırakmak çok zordur. Yani farmakolojik müdahalelerle falan bağımlılık mücadelesi bu yüzden hep çuvallar. Ve insanların niyetlerinin çok sağlam inşa edilmesi lazım. En etkin bağımlılıkla mücadele teknikleri zaten İnsanları yeni bir anlamlı sosyal ortama sokarak, yeni bir topluluğun içine sokarak, orada gerçek bir ilişkiler ağı içerisinde başka bir hayat deneyimine niyet etmesini sağlamaktır mesela. Bu komüniteler, işte atsız alkolikler falan diye başlayan hikayelerin daha sonra komünlere evrilmesi falan bundan geliyor. Tabii bu yurt dışında çok fazla uygulanıyor. Bizim ülkemizde de mesela ben çok ilginç örneklerini gördüm. Böyle gönüllü tarikatlar, gruplar, şunlar bunlar resmen bağımlı olan gençleri toplayıp böyle evlere, camilere, bir yerlere alıp onların sadece yanında oluyorlar, yani başka bir şey değil. Ve çocuklarda çok başarılı şeyler görüyorlar. Ankara Sincan'da ben böyle örnekleri de çok gördüm. Yani niyetin bir anlama dayalı olmasından tabii ki bahsediyoruz. Zaten insan yani bilgisayar gibi değil ki bir komutu alıp uyguluyor mu? Niye diye soruyor. Neden çok önemli burada. Yani ben bunu neden yapayım ya da bunu neden yapmayayım? Mesela sigara paketlerinin üzerine koyuyoruz zararlı diye. Tiryakiler hiç tınmıyor ondan. Hatta tiryakilerin canı daha çok istiyor. İşte nöropazarlama araştırmalarında görüyoruz. Çünkü zarar göreceksin yeterli bir anlam değil bizim için. Ama mesela biz ona şöyle bir reklam kampanyası yapabilseydik, sigaranın zararıyla ilgili değil de, yani sigara içerek kendinden ve diğerlerinden neler eksilttiğini ve sigara içmeyerek onlara neler kazandırabileceğini anlatabilseydik belki daha başarılı olurduk. Ama biz bu yöntemi tercih etmiyoruz. Hep ödül ceza sistemiyle büyüdüğümüz için kırbaç şaklatınca aslan gibi hareketten geri duracağımızı zannediyoruz. Ama insan asla öyle değil. Hatta birçok bağımlılık isyanla ilişkilendirildiği için otorite uyarınca daha pis bağımlı olursun. Neticede çok dağıtmayayım konuyu. Niyet bunları yapabilmemizin arkasındaki en önemli etken. İnsanın zaten tabiat üstü gözüken bu özellikleri. Mesela başka hiçbir canlı yok. Dürtüsüne hakim olup da işte dürtülerin aleyhine hareket edebilen yok. Yani onların dürtüsü ne diyorsa onu yaparlar. Ama insanın bu doğaüstü gözüken özellikleri işte zihinsel anlam ve şemasına çok bağlı. İşte o da niyet dediğimiz bir şey hasıl ediyor. Ben özellikle senin de vesilenle bu koçluk yaklaşımlarına aşina olmaya başlayınca mesela orada en çok sorulan sorulardan bir tanesinin çok anlamlı ve özel bir soru olduğunu fark ettim. Yani en derin arzun ne? Yani aslında hayattaki niyetin ne? Bunu sorgulayan bir sorgulama ve sen de zaten pratikte uyguluyorsun seanslarda. Hani insanların çoğunun bunu hiç düşünmemiş olduğunu fark ediyorsun. Yani birçoğumuz bunu düşünmeye bile gerek görmüyoruz. Çünkü böyle bir şeyimiz yok, böyle bir bilgimiz yok. Ya orada öyle bir niyet var, beni yönlendiriyor diye bir şey bilmiyoruz çoğumuz. Dolayısıyla o dip niyetleri bir gözden geçirmek, onları kendimize uygun getirmek için bu tip pratiklerde, işte ruhsal gelişme dediğimiz adına halk dilinde pratikler çok önem arz ediyor. Çünkü mesela ben çoğu zaman bir işi yaparken ben bunu niye yapıyorum sorgulamasını yapar yapmaz o işten vazgeçtiğim çok olmuştur. Çünkü otomatik pilotta bir sürü hayatı yaşadığımız için yani herhalde biraz bu tip pratiklere de o yüzden özen göstermek lazım diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi sen yeni çıktı, üçüncüsü de çıkacak. İnsanın Fabrika Ayarları diye 3 cilt kitabım var. Ve bugün düşündüm, 5 tane ayardan bahsediyorsun. Birincisi hareket, insan hareket etmeli diyorsun. İkincisi beslenme, nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili derinlemesine yazdığım bir bölüm var. Az yemek, evet. Hatta fazlalı oruçlardan da bahsediyorsun orada. Üçüncüsü sosyal ilişkiler, insan sosyal bir varlıktır diyorsun. Dördüncüsü stres, stresle başa çıkmayı anlatıyorsun. Nasıl başa çıkabileceğimizi anlatıyorsun. Beşincisi de sınırları aşmak. İnşallah onu bekliyoruz şimdi zaten. Yakın zamanda çıkacak. Şimdi orucu düşündüğümde o kadar katmanlı bir ibadet ki 360 derece bunların hepsini kapsadığını gördüm. Biraz oradan girmek istiyorum. Yani oruçta hareket var, beslenme var, sosyal ilişki var, stres boyutu var ve sınırları aşma boyutu var. Bunları böyle bir tek tek üstünden gider misin? Vallahi şöyle söyleyeyim, ben bu kitabı yazdım. Bunları sadece anlattım. Hatta oruç kısmını da açlık kısmını uzun uzun anlattım ama bu bağlantıyı sen kurdun. Benim hiç aklıma gelmemişti. Ve bence çok da isabetli bir bağlantı. Ve birçok şey de açılmış oldu benim kafamda. Özellikle hani mesela İslam'da oruca verilen özel statü. Yani hepsini kendin için, bunu benim için falan gibi ayırıyor ya. Sanıyorum hadisi kutsi de, yani öyle bir tasnif var. Mesela orucu ayrı bir yere koyuyor ibadet olarak. Yani birçok uygulamada da orucun böyle üst düzey bir nasıl diyelim yer alması, taltif edilmesi, teşvik edilmesi galiba bununla ilgili. Hakikaten mesela yani işte hareket kısmı zaten, yani orucun bizi harekete geçirici bir kısmı var. Bir aksiyona yönlendiriyor. Hayatımızın düzenini bir bozuyor. Yani kendi konfor alanından çıkarıyor bir kere. Rutinimizi bozuyor. Konfor alanından çıkarıyor. Aynen öyle. Ve yapmadığımız şeyleri yapmamıza sebep oluyor. Yani gecenin bir darında kalkıp yemek yemeler. Evet, sahur mesela çok önemlidir, evet. Ya sahura kalkmak. Aynen öyle. Yani bir ekstra bir hareket katıyor, okey. Beslenme zaten işin göbeğinde. Yani açlık dediğimiz o muhakkak gerekli, faydalı durumu yaşamamızı sağlıyor. Sosyal ilişkiler mesela, özellikle bu evlere tıkılı kaldığım zaman benim Ramazan'la ilgili ilk tweetlerim falan hep onunla ilgiliydi. Şimdi mesela canım istese de Müge'ye iftara gidemiyorum ya da eşi dostu toplayıp evde iftar yemeği yapamıyorum. Çünkü şu anda bir kısıtlılık var. Ama buna rağmen mesela Ramazan gibi bir pratikte evinde iftar yaparken tek başına olsan bile yalnız olamıyorsun. Öyle bir tarafı var. Çünkü yani insanlarla bir topluluk halinde en azından aynı tarafa bakan, aynı yöne inanan insanlarla beraber bir ritüeli paylaştığınız zihnen de bilmek yalnız kalmana izin vermiyor mesela. Bu çok enteresan. Ve normal günlerimizde, hani bu koronasız falan günlerimizde zaten işte biz bir yemek hazır, ki sen zaten öylesin yani, devamlı yoldan geçeni sofraya çağıracaksın. Sende çok kuvvetlidir o mesela. Yani insanlarla beraber yemek yemek, o yemek denen keyfi bir toplulukla paylaşmak, iftar gibi bir ödülle birleşince zaten hani toplumsal birlikteliği en fazla perçinleyen şeylerden bir tanesine dönüşüyor. Ve tabii ki işte mesela ülkemizin bence harika uygulamalarından bir tanesi. Yani dünyada gerçekten marka olabilecek kadar güzel iftar çadırları. Bu her Ramazan'da yapılıyordu ya. Şimdi herhalde artık bu şeyden dolayı açamıyoruz. Yani gerçekten işte bu toprakların gönül zenginliğini çok güzel gösteren bir şey. Bazıları bunu böyle küçümsese de, ya işte bir tas çorba bilmem ne için millet sıra bekliyor gibi görse de, oradaki topluluk ruhunu anlayamamayı ben çok üzücü buluyorum. Yani insanın gerçekten birbirine ne kadar ihtiyacı olduğunu oralarda anlayabiliyoruz. Mesela stres meselesini baştan aşağı bir yönetme dersi. Çünkü açlık sonuçta bir stres. Ama tabiattaki mütemmimcüz streslerden biri. Yani bütün canlılar aç. En kurnaz tilki bile sürekli aç. Yani açlık canlılığın bir parçası. Gerçek bir stres yaşadığın zaman diğer bütün tali stresler uçar gider. Ve bizi öldüren o tali stresler. Mesela koronayı düşün. Koronadan önce ne çok stresimiz vardı. Sen biliyorsun işte. Korona geldi, dertler bitti. Şimdi başka dertlerimiz var ama gerçek dertlerimiz var. Yani işimi nasıl sürdüreceğim? Aşımı nasıl kazanacağım? Bundan sonra ekonomik durum ne olacak? Buna nasıl devam edeceğim? Bunlar gerçek sorunlar. Ama dün bambaşka kozmetik sorunlarla belki uğraşıyorduk. Oruç da buna benzer bir şekilde hayatın ortasına bomba gibi düşer. Bir ay hayatını değiştirir 30 gün boyunca. 30 gün boyunca gerçekten başka şeyler düşünmek zorunda kalırsın. Ve bu senin gerçek streslerinin ne olduğunu aslında anlama açısından da stres yönetiminin başlangıcı farkındalık çünkü. O farkındalığı sağlamak açısından çok önemli. Ki bu stres konusuyla oruç bence ayrı bir kitap olur. Onu söyleyeyim yani, orada bir sürü hikaye var. Ama en önemlisi galiba, yani sen bana bunu ilk söylediğinde benim geçirdiğim aydınlanma. Yani oruç gerçek bir sınır aşımı. Gerçek bir sınır ihlali. Çünkü dedim ya, maymunun, kuşun, zürafanın yapamadığı bir şeyi insan yapabiliyor. Ve yani o bir tane hikaye vardı ya, bir tane derviş işte başka bir yere gidiyor. Bir yabancı mekanda iki tane orada derviş görüp onlara misafir oluyor işte. Ne yaparsınız burada falan diye soruyor. Bu arada bilinen birinin anekdotu ama kaynağını hatırlayamadım. Dervişler diyorlar ki işte ne yapalım, bulunca yiyoruz, bulamayınca şükrediyoruz. Bu misafir derviş diyor ki bizim orada sokak köpekleri de böyle yapıyor diyor. Öbür dervişler tabii bozuluyorlar. Nasıl yani, siz ne yapıyorsunuz? O diyor ki biz bulunca şükrediyoruz, bulamayınca hamd ediyoruz diyor. Şimdi işte şükür ve hamd arasındaki farkı anlatan bu hikaye biraz derinliğine kazıldığı zaman insanın mutlak fakru zaruret içerisinde dahi yapabileceği şeyleri hatırlatan bir vesileye ihtiyacımız var. Biz insan olarak böyle bir eli yağda, bir eli balda, endüstriyel, dijital bir toplumda rutin işlerle hayatımızı tüketelim diye yapılmadık. Yaşadığımız buhranların temel sebebi aslında bu. Biz yol açmak için geldik. Yapılmayanı yapmak için, söylenmeyeni söylemek, buluşamayanı birleştirmek, ayrılmayanı ayırmak, dağlardan yol açmak, bilmem ne falan filan için yapılmış bir varlığız. Dolayısıyla o sınırları zorlamanın ilk aşaması, en büyük cihat olan kendinle mücadeleyi başlatmak. Bir kere bir insan kendi ataletini yenmek için önce kendisiyle mücadele edecek. Bu da bizim kültürümüzde cihadı ekber, yani büyük mücadele diye geçiyor. O öbür cihat, o kolay, kılıcı çek, öbürüne gir, top tüfek, onlar basit olanı. Yani onu herkes yapıyor. Askerlik profesyonel meslek zaten, gidip herkes savaşabilir. Ama esas olan bir insanın kendisiyle mücadele etmesi. Allah açlıkla terbiye etmesin diye bir şey var. Gönüllü açlığı, gönüllü yoksunluğu tercih edebilerek büyüttüğün bir çocuk başka bir çocuk oluyor. Başka bir genç oluyor, başka bir insan oluyor. Ben o yüzden çok mırın kırın ettim ilk oruçlarımda. Çok falan. Yani işte herkes yiyor içiyor, biz ne yapalım. Bir de büyükşehir çocuğu olunca mızmızdan çok oluyor. Ben Ankara'da büyüdüm. Ama zaman için iyi ki beni sıkmışlar zamanında o işle ilgili. Gerçi biraz fazla sıktılardı, az da sıkabilirlerdi ama iyi ki o pratiği yapmışım. Çünkü o pratiğin sana getirdiği şeyler, ki ben gevşek adamımdır, beni bilirsin sen. Ama bize kazandırdığı şeyler gerçekten çok büyük. Bir de bunu hakkıyla uygulayan, Ben sadece dini amaçlarla bahsetmiyorum burada. Gerçekten yoksunluk deneyimini bile isteye hayatını arada bir yerleştiren, dur diyebilen, mesafe koyabilen, diyebilen, İlker'in o şeyi var ya, en hızlı zayıflatan, yağ yaktıran hareket. Gördün mü onu? Şöyle. Hayır, görmedim. Çok güzelmiş. Bunu yer misin dediğinde? En hızlı yağ yaktıran hareket buymuş. Dolayısıyla bunu yapabilmek için işte böyle bir deneyimden geçmek gerekiyor. Yani neticede ama biz... Sinan iyi ki bence yani hani ailende bu çocukluktan gelen bir alışkanlık diyorsun ya. Şimdi bizim çocukları işte çocuk iftarı yapıyoruz biraz bunu özendirmek için, işte o gün hediyeler alıyoruz falan. Ben şunu görüyorum. Çocuk onu başardığındaki özgüveni, duruşu nasıl farklılaşıyor? Şimdi ben bu çocukluğumdan beri böyle bir gelenekte büyümüş bir insan değilim. Dolayısıyla çok sonrasında ben oruç tutmaya başladım ve çok zor geldi bana. Ama onun kattığı şeyi ne olduğunu idrak etmem, daha büyük yaşlarda olduğum için onu fark etmem çok daha kolay oldu dolayısıyla. Evet. Yani benim bir sürü arkadaşım var. Yani Müslümanlıkla ya da dinle alakası olmayan ama oruç tutuyor. Çünkü o zaten çocukluktan gelen bir alışkanlık. Yani onu onunla bağdaştırarak yapmıyor. Ama müthiş bir özgüven kazandırıcı egzersiz diye düşünüyorum. Her şeyden münezzeh, dinden her şeyden münezzeh olarak koyduğunda. Çünkü çok zor bir ibadet. İslam tasavvufunda Allah'ın sana samediyet sıfatını giydirmesi olarak geçer oruç. Samediyet ne? Çok iyi biliyorsun sen de, ihtiyaçsızlık demek. İhtiyaçsız olan nedir? Sadece Allah'tır. Kul değil. Biz tamamen ihtiyaçla varız. Dolayısıyla orucu tutan aslında sana tutturandır. Yani sen değilsin. Yani sana o sıfatı giydiren ne, çok şükür dersin dolayısıyla. Gerçekten bizim dışımızda bir deneyim yaşatıyor aslında. Çok zor bir ibadet bu. Bir de özgürleşme. Yani bir de öyle düşün mesela, özgürlüğün tanımını bir daha elden geçirecek olursak, başkasına zarar vermeden istediğini yapmak hayvanın özgürlüğüdür. Bunu çok sık anlatırım ben. Şempanzeler sıkıyorsa bir başka şempanzenin hakkına girsin, kafasını taşla ezerler. Dolayısıyla orada toplumsal doku zaten başkasının hakkına girmeden istediğini yapmana izin verir. İnsanın özgürlüğü bir tık üstündedir. İnsanın özgürlüğü dürtülerinin ve arzularının hilafına davranabilme yeteneğidir. Ve bir insan ne kadar dürtülerinin aleyhine davranmayı seçebiliyorsa, her zaman aleyhine davranmak zorunda değiliz. Bazen dürtülerimize göre davranırız ama yeri geldiğinde dürtülerinin aleyhine davranamıyorsan özgür değilsin. O zaman nesin? Bağımlısın. Yani esirisin. İsteklerin ve tabii, bütün şehvetin esirisin. Şimdi orucun bir de şöyle bir boyutu da var, sen çok iyi biliyorsun. Yani öfkeni tutacaksın, dedikodu yapmayacaksın, konuşman gereken, çok konuşmak istediğin yerde bir susacaksın. Hep hakikaten o isteklerine galebe çalacak şekilde davranman gerekiyor. Orucun asıl manası o, değil mi? Tabii, zaten orucun kolay kısmını konuştuk şimdiye kadar. Tabii. Aslında bu zor kısmı var yani. Hatta imkansıza yakın kısmı var. Senay abinin çok güzel bir lafı var. Her Ramazan oruç tutuyorduk. Bu Ramazan oruç bizi tutsun diye. Yani hakikaten çok önemli bir şey. O gün ben Beroşa'da yaptım ya, sen mi oruç tutuyorsun, oruç mu seni tutuyor? Aslında oruç insanı tuttuğu zaman oruç. Yani bu açlık maçlık deneyimi zaten işte fasting state, onu isteyen istediği gibi yapsın ve Tabii yüzeysel katmanı orucun. Tabii inançtan bilmemeden bağımsız bir şey. Zaten bu bir uygulama. Ama bunun esas manevi tarafı insanın o oruç tarafından tutulabilmesi. Yani hareketlerini zapturapt altına alabilecek bir zihinsel fanusu üstüne giyebilmesi. Bu yani benim tamamen teorik anlattığım bir şey. Yani ben hala açken sinirlenen, hala konsantre olma zorluğu çeken, hala bağımlılıklarının yoksunluk sendromlarını yaşayan falan bir çare bir insanım yani. Benim söylediğim tamamen nörofizyolojik bir hoca sözü olarak alın. Dediğini yap, yaptığını yapma modunda söylüyorum. Yani bunları o kadar da haksızlık etme kendine canım yani. Yok ama yani o yani yarın bir gün birisi hani durup da ben işte böyle bir durumda bir şey gördüğü zaman bana kondurmasın. Yani bunlar benim şeylerim değil. Bunlar tamamen teorik olarak iyi bildiğimiz konular. İnsanın manevi gelişimi dediğimiz üstün zihinsel melekelerinin daha üst seviyelere çıkması böyle bir bütüncül tutma işlemi sayesinde mümkün olabiliyor. Mesela öfkeni dizginleyebiliyorsan, korkunu cesaretle yenebiliyorsan, endişeni fiiliyata geçerek izale edebiliyorsan. Ya da ne bileyim çekingenliğini yine cesaretle aşabiliyorsan. Yani bütün bunları bu vesileyle deneyebiliyorsan işte o zaman oruç seni tutuyor demektir ya da oruç seni itiyor demektir bir şey yapmaya. İşte bu biraz farklı bir zihin hali. Bu benim nadiren dokunabildiğim bir hal olduğu için esas kazılması gereken anlamın burası olduğunu düşünüyorum. Çok güzel, İnsan çok güzel anlattın. Estağfurullah. Sultan Veled de diyor ki, affedersin sen devam et. Yok öyle söyle, Sultan Veled dedin. Şey yani tam yeri geldiği için söylemek istiyorum. Sultan Veled diyor ki sen amelden namaz tutmayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı, hacca gitmeyi, işte geceleri uyumayarak ağlayıp dinlemeyi ya da perhiz etmeyi mi anlıyorsun diyor. Yani halbuki bunların hiçbirisi amel ya da ibadet değildir diyor. Bunlar ancak amelin sebepleri olabilir. Eğer bunların sende iyi yönde bir etkisi varsa, yani içini değiştirmek için sen bunları bir araç haline getirdiysen, yani içinde o inkişafa, gelişime, değişime, dönüşüme aracılık edebiliyorsa o ibadet sayılır diyor. Yani hakiki amel içini değiştirebilmendir diyor. Yani öyle. Bizde komik bir uygulama oluyor. Daha uygulama demiyorum, komik bir refleks. Ben rastlamışım yani birkaç kere. Hatta ben de yapmış olabilirim, bilmiyorum. Mesela böyle birisi tepeni çok attırınca, oğlum bak oruç kafamı bozma gibi bir şey. Bak oruçluyum zaten, sinir etme beni. Şimdi burada aslında tam ters bir kullanım var. Sinirlendiğin zaman, öfkelendiğin zaman ya da sabırsızlandığın zaman orucum ben demen gereken kişi o değil, kendinsin. Yani dönüp kendine de bir dakika orucum. Yani başlangıcı dedin ya, açlık sana olduğun hali hatırlattığı zaman kıymetli. Yoksa sadece miden boş. Yani başka bir şey değil. O açlık sana o hali hatırlatıyor. İşte Dücan Rücündoğlu yazdı ya geçen gün, yeme orucu tutmak kolay. Bir de dedikodu orucu vesaire orucu, işte bunlar zor olan diye yazmıştı. Yani bunu uygulayabilmesi çok kolay bir şey değil. Bizim zaten bugün yaptığımız bu muhabbetin bence iki tane önemli çıktısı var. Birincisi, bencileyin diyeyim. Benim özellikle eski hallerim gibi. Ritüeli yerine getirip niye yaptığını bilmeyenlere bir açık kapı olabilir. Yani bir düşünme vesilesi, düşünme malzemesi olabilir. Çünkü ben bana böyle söyleyenler yüzünden bunları düşünmeye başladım. Onlardan çok fayda gördüm. İkincisi de oruç tutmayı dini bir şey zannedenler için bunu her insanın ihtiyacı olarak tekrar bir masaya koymak. Yani bu sadece X dinine mensupsunuz diye yapmanız gereken ya da o dine mensup olmadığınız için free olduğunuz bir şey değil. Bu pratik insanlığın özünde, her kültürde, her disiplinde şu ya da bu da karşımıza çıkıyor. Çünkü biz ona muhtacız. Biz bu pratiklere muhtacız. Nasıl ki hiç hareket etmediğimizde kaslarımız atrofi oluyor ve hareket yeteneğimizi yitiriyoruz. Hiç çalıştırmayınca da o bazı zihinsel fakültelerimizi yitirip ne olduğumuzu bile bilmeden başka bir şeye dönüşüyoruz. Hiç anlayamadan. Dolayısıyla bugün bir sohbette daha söyledim. İnsan olmayı gerçekten bir kuşun uçmasına benzetiyorum. İrtifanı koruyabilmek için bile enerji harcamak zorundasın. Yani o kanatları en azından şöyle açık tutmak da bir enerjidir. Ama yükselmek istiyorsan sıkı kanat çırpacaksın. Öyle oturduğun yerde olmuyor. Zor iş ama zevkli. İyi ki başka bir canlı olarak dünyaya gelmemişiz. Yani insan olmak güzel. Evet, çok şükür. Peki Sinan, bu hani Ramazan'ın son 10 günde itikaf denilen, işte artık her şeyden elini ayağını çekersin, biraz daha yavaşlarsın, biraz hatta riyazata dönük, biraz kendinle kalırsın. Öyle de bir süreci var Ramazan'ın. Pandemi bize biraz böyle yapmadı mı? Default riyazet diyoruz. Pandemi de bir nevi oruç gibi olmadı mı bize? Valla ben genellikle itikaftan acık rutini değiştirmeyi ve o son 10 gün istifadesi bağlamında anlatılıyor ya itikaf hep. Yani bu değiştirdiğin süreçte bir kendini son bir çek etme gibi anlıyorum. Yani bir rot balans ayarı. Çünkü yani ben daha önce de bir sohbette söyledim. Ben çoğu Ramazan'ımı şöyle geçirmişim. Onu da son 10 gününde anlıyorum. Bir esprim vardı yani, şimdi çok söylediğim için burada söyleyebilirim, çekinmem. Mübarek 11 aylara 4 gün 5 gün kaldı falan diye sayıyordum ben. Çünkü Ramazan'da öyle bir darlanıyordum ki yani. Bir de mesela biz işte, benim ailem kuyumcu. Mesela kuyumcularda, esnaflarda falan çok iş olmaz, öyle lüks tüketim bizi Ramazan'da durur falan. Dolayısıyla bir dükkanda canın sıkılır. Efendim işte zaman geçmez bilmem ne. Ama bayramdan sonra coşacağız diye zaten yeme içme de başlıyor. Mübarek 11 aylar geliyor diye bir esprimiz olurdu. Şimdi ben Ramazan'ın son 10 ya da 5 günü kendimde şunu fark eder ama üstünde durmazdım. Yaşlandıkça bunu fark ediyorum. Şimdi Ramazan deminden beri konuştuk. Böyle bir oruç pratiği insanda ne geliştirmen? İşte iradene hakim olacaksın. İşte ya da bedensel açıdan ketojenik bir şey olacaksın. Bir şey olacaksın. Böyle faydalar var değil mi? Fakat bu aynı pratiği diğer insanlarla beraber yaparken sana başka bir şey yapabiliyor o pratik. Ben yıllar sonra fark ettim. Ben bütün Ramazan neye kilitlenmiş oluyordum mesela biliyor musun çoğu zaman? İftara. Yani o açlığın biteceği ana. Dolayısıyla aslında daha obur, daha doymaz ve daha açgözlü olarak çıkıyordum Ramazan'dan. Çünkü kilitlendiğim yer yanlış. Yani anlam çerçevesi hatalı. Dolayısıyla eğer sadece bu arada iftar fıtratla aynı köklen. Fatır kökünden geliyor. Yarmak, ayırmak demek. Mesela o oruç halinden ayrılmaya iftar diyoruz. Yani aslında o esas olduğun halden bir ayrılma. Fıtrat da kökten ayrılmadır ya. Yani kökenden ayrılmadır. Tekrar kökene dönmek üzere falan. Dolayısıyla yani o ayrılma anını beklediğinde içinde olduğu şeyin faydasından istifade edemiyorsun. Dolayısıyla naçizane tecrübeyi öneririm. Ana odaklanmak. Yani o neyin içindeysen ona. Sonrasına odaklandığında o sonrasında ne varsa sadece o şekillendiriyor seni. İçinde olduğun şeye odaklanamıyorsan burada bir sıkıntı var. Bu dediğim gibi benim gibi. Bu şahaneydi. Çok çok önemli tabii, söylediğin ya. Eski zamanlarındaki bir düşük düzey uygulama bu. Yani low level. Daha böyle bedeni bir uygulama. Bunu işte biraz daha ruhsala çıkarabilenler bunun böyle olmadığını söylüyorlar ve o son 10 günde bunun biraz meyvelerini topluyorlar. Son bir ayar yapıyorlar. Mesela bayramda mesela işte oruç tutmak artık haram İslam'da. Çünkü zaten orada yapacağını yaptın. Artık normal şehre in. Normal hayatına dön. Bak bakayım çalışıyor mu? Eğer Ramazan bayramını gerçekten şeker bayramı olarak değerlendirip de hölülü hölülü saldırıyorsan 3 gün sonra gerçekten tam bayram sürecince elveda ketojeni gelsin saman yığınları tekrar eski halimize geri dönebiliyoruz yani. O yüzden o 3 günlük bayramda bunun meyvelerini değerlendirmek açısından bence iyi. Yani güzel yapmışlar. İyi bir sistem. Bence faydalanmak lazım. Evet bakalım şimdi bu pandemi orucu bitince biz ne yapacağız? Şeker bayramını nasıl idrak edeceğiz? Evet yani bu arada hakikaten bayramda şeker yemeyin. Burada bir daha söylemek istiyorum. Çok son soru var. Az da vaktimiz kaldı. Biraz bakayım ister misin sorulara? Bayağı. Biz seninle ilk defa yayın yapıyoruz değil mi? Evet. Bir daha yapalım. Benim hoşuma gitti. Peki. Eyvah, ağır bir soru geliyor galiba. Bir inancın diğerinden daha üstün veya doğru olduğunun kanıtı ve kıstası ne? Hiç böyle bir kıstas ve kanıt yok. Varoluşun kurgu... Ben bir şey söylemek isterim. Hı. Bugün çünkü pardon kimle konuştuk? İki gündür bu konuyu tam isim vermeyeyim isimleri hatırladım ama iki farklı gerçekten fikrine çok saygı duyduğum insanla konuştum. İhlaslıysa bir insan neye inandığının hiçbir önemi yoktur. Yani gerçekten inancında samimiyse beni ilgilendiren inancının adı değil, inancındaki kararlılığıdır. Dolayısıyla bu hakikaten benim temel şeylerimden bir tanesi. Tabii herkes istediğini düşünebilir ama ben bir üstünlük, alçaklık ilişkisi düşünmüyorum. Kainatın ve fıtratın kurallarına teslim olan İslam'dır zaten. Adı ne olursa olsun. Evet. Sen soruyu görüyor musun Sinan? Öfke yönetiminde evet, orucun faydasını konuşuyoruz. Bununla birlikte uzun yıllardır oruç tutmasına rağmen evet. İşte biraz önce ben kendimden bahsettim ya. İşte onun gibi. Yani orada odaklanılan şey orucun kendisi değil. Ne zaman biteceği. Ve o ne zaman biteceği söz konusu olduğu zaman da o orucun terbiye ediciliği bir şekilde pek uğrayamayabiliyor bize. Ya evet çok dinle ilgili sorular sormuş arkadaşlar ama. Valla ben onu söyleyeyim. Ben din bilmem. Yani din bilgini değilim. Ama ben inanan bir insanım. Ya ilahiyat sorularına cevap veremem. Onları ilahiyatçıya sormak lazım. Fakat ben yani kendi inancımla ilgili dünyayı yorumlarım. O da çok kimseyi ilgilendirmez diye düşünüyorum. Selim Mutlu demiş ki Müge Hanım Sinan Bey'e sorabilir misiniz? Ramazan'ı diğer rutin hayatımıza nasıl geçirebiliriz? Yaşam tarzı olarak insanın fabrika ayarlarını okuyun arkadaşlar. Aynen ben de tam onu diyecektim. Bak ortağım benden önce davrandı. Anoreksiye, bulimiye, yeme bozukluğu neye bağlıdır? Yani bu artık başka bir konu. Başka bir konu ama yani o neticede zihinsel bir rahatsızlık ve uzmanıyla çözülmesi gereken bir durum. Yani yine mevzu burada. Ramazan'dan sonraki yaşantımızda aralıklı orucun, interfasting'in sırrı nedir? diyor. Sırrı biraz önce konuştuğumuz gibi, yani hayata bunu bir yaşam biçimi olarak yerleştirmeyi ben şiddetle öneriyorum. Kendim yapmaya gayret ediyorum. Biraz düzeni bozuk bir adam olmakla beraber uzun süreli açlık ve düşük karbonhidratlı beslenmenin faydalarını ben çok yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum. Bu arada hiper sağlıklı bir adam olduğumu söyleyemem. Çünkü başka bir sürü eksiğim var ama yeme imtihanı bende ağır olduğu için oraya yumuluyorum. Mesela sevgili İlker Çağlayan'la birlikte daha önce yaptığımız YouTube yayını ve kendisiyle beraber yine Açık Beyin'de yapacağımız eğitimleri takip ederseniz bu konunun bütün detaylarını zaten hem fizyolojik hem deneyimsel olarak aktaracağız. İlker Çağlayan'ın lütfen Instagram hesabında takipte kalın. Zaten çok güzel yemek tarifleri, bilmem neler, öneriler de veriyor. Perhiz, rejim bizim hayatımızda yeri olmaması gereken bir şey. Bizim stabil bir yaşam tarzına ihtiyacımız var. Bu yaşam tarzı da çoğumuzun şu anda yaşadığı şey değil. O iyi bir şey değil. Ekmeksiz doymam diyorsanız, yani vazgeçemediğiniz bir gıda varsa bunu yemeden olmaz diyorsanız beslenmiyorsunuz, bağımlısınız demektir. Bu temel kritere göre hareket edip beslenmemizi bir düzenlememiz lazım. Peki yani başka da soru... Şunu yok, kapatamadım ya, ona takıldım biraz. Olsun, tamam. Ben şu üste çıkayım şöyle. Peki toparlayalım istersen biraz, çok az vaktimiz kaldı çünkü. Son olarak neler söylemek istiyorsun? Benim sevgili takipçilerime Açık Bey'in dışında ilk defa kendi hesabımda yayın yaptım. Evet, teşekkür ediyorum sana da. Bir özgür irade konusunu konuşmak istiyorum seninle, tamam, Sinan. Çok soru var çünkü o konuyla ilgili. Tamam. Yani biraz önce işte konuştuğumuz niyetle özgür irade konusu benim de merak ettiğim bir konu. Onunla ilgili sormak istiyorum sana. Zaten oradan imaya geçeceğiz işte. Oradan da coşarız zaten yani. Ama o gerçekten uzun bir konu. Uzun olup da yani aslında şunu da söyleyeyim. Öyle çok net sonucu olan bir şey değil. Yani sonuçta diyeceğimiz özgür irade yok gibi gözüküyor. Buraya bağlayacağız ama yani deneyler enteresan ve zannettiklerimizin ne kadar hatalı olduğunu fark etmek ilginç oluyor kendi içimizde. Yani biz hiç de öyle böyle bilinçli, kendi iradesiyle falan yaşayan varlıklar değiliz. Yani şu anda bu Müge'nin sorduğu sorular, yaptığı anekdotlar, benim anlattığım şeyler bizden değil. Yani onu söyleyeyim. Bu bir şekilde bir birikimin otomatik pilotlu lak çıkması. Ama Müge'nin onları demesi, mesela Müge'nin tutup da orucu bütün insanın fabrika ayarlarına giydirmesi ki bana son cildi değiştirttirecek şimdi. Orada bir sıkıntı var. Tam da bitiriyordum. Senin yüzünden uzayacak şimdi. Yok, onu yapman yani lazım bence. Kesinlikle inanılmaz. Evet. Yani bütün aslında şeylerin hepsi, hac ibadeti de öyle bir şey. Yani çok zorlayıcı, çok sınır aştırıcı bir ibadet. Ya zaten bir şey, son bölümde şimdi bir türlü kapatamadığım bölümde insanın fabrika ayarları maddelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini anlattığım bir yer var. Yani mesela işte yeme içme stresi nasıl etkiler, sosyal ilişkiler, stres, sınırları aşma var. Hepsinin böyle bir çapraşık ilişkileri var. Onları tam özetlerken diyordum bir yer açık kaldı, burasıymış. Yani sen söyleyince tamam oturdu. Bir de bu bütüncül uygulamalar var yani hepsini bir arada içeren. Dolayısıyla galiba oraya da biraz kalem oynatmak lazım ama tabii bunların hepsini anlatan bir kitap. Yani ben özellikle insanın fabrika ayarları ve kendi kitaplarımda herhangi bir dinin ritüellerini ya da gerekçelerini anlatmaktan uzak durmaya çalışıyorum. Ben prensipleri anlatmaya çalışıyorum ama ne yapayım? Prensiplerin hepsi de doğru uygulanan İslami prensipler içinde var. Yapacak bir şey yok. Yapan güzel yapmış yani. Dolayısıyla hani bir kısa yol isteyen doğrudan standart İslam'ın bazı modellerini alabilir. Ama illa bilimsel olarak ikna almak isteyen için de işte insanın fabrika ayarları var. Hatta sadece o değil. İnsan vücudunun öyküsü var. Daniel Liberman. Alıp okuyabilirsiniz. Orada da oruçtan bahsediyor. Yani o da muhtemelen Müslüman değil yani kendisi. Aklın yolu bir sistem varsa, bu sistemi bir yapan olduğunu düşünüyorsanız, bu sistemin bir sebebi varsa, bu sistemi en iyi yapan bilir. Öyleyse bilenin konuşması lazım. Dolayısıyla biz ondan öğrenmeye çalışıyoruz. Ben başka insanlardan hiç öğrendiklerimi anlatmam. Ben tabiattan ne öğrenebiliyorsam onu anlatmayı tercih ederim. Çünkü tabiat doğrudan yapanın konuştuğu yerdir. Yani tecellinin esas olduğu yerdir. İnsanlarda bu çarpılabilir. Ben dahil olmak üzere. İnsanda bu çarpılabilir. O yüzden benim anlattıklarıma değil, benim işaret ettiğim yere bakarsanız çok mutlu olurum. Benim söylediklerim benden dolayı hata içerir ama tabiat kusursuzdur. Tabiat denge halidir. Tabiat müthiş bir senfonidir. Tabiata saksıdaki bitkiden de dokunursunuz, eşinizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan da dokunursunuz. Aynadaki aksinizden, meditasyondaki zihninizden de dokunursunuz. Nereden dokunursanız dokunun, en büyük öğretmen her zaman orada diyorum ben. Dolayısıyla parmağıma değil, işaret ettiğimiz yere bakalım. Bütün hatalar benden, faydalar oradan. kökenli. Ne güzel dedin. Vallahi harika söyledin. Yani tabiatı okuyabilmek için de tabii önce bir insanın kendini okuyabilmesi gerekiyor. Tabii ki. Onu işte tam da onu yapabilmek için bunların hepsi, yoksa Allah'ın bizim orucumuza bir ihtiyacı var Allah aşkına, ya da ibadetimize mi ihtiyacı var? Bunların hepsi bunun için, okumayı daha kolay yapabilmemiz için egzersizler, araçlar. İnşallah tabii manasını idrak edelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Akıllı insan hiçbir vesileye kaçınmaz. Yani nereden geldiğine bakmaz ve vesile varsa değerlendirir. Yani dolayısıyla akıllı olmak lazım. Ben Budizm'den de çok şey öğrendim. Ateist arkadaşlarımla da çok şey öğrendim. Herkesin birbirinden öğreneceği bir şey var. Aynen öyle. Ben peki, çok teşekkür ediyorum. Ya, çok güzeldi, çok zevkliydi. Tekrar başka konularda buluşmak üzere. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.